Fate yasaklamasıyla başlıyorlar. Nemesis'i bırakmak istemiyorlar Twisted Fate'in bu maçta da. Bu arada Top yine mavi tarafı seçti. Bu sefer Graves'i ilk yasaklama, yani ilk yasaklama ekranında Graves geldi. Fnatic cephesi yasaklamaları pek değiştirecek diye düşünmüyorum. Aynen Syndra Lucian devam ediyorlar. Bakalım Rakan'la yasaklanacak mı? Yok, bu sefer Leona ile değişti. İlk seçimden yine Senna görür müyüz? Valla Ornn bence çok daha öncelikli ya. Her ne kadar iki takım da o kadar öncelikli göstermiyorsa da. Ornn'a karşı Fnatic bir cevap üretti ama Tess'in öyle bir cevabı yok şu ana kadar. Onu da gözden kaçırmayalım. Evet, o çok önemli aslında. Ya o Singed kompozisyonunu başka türlü engelleyebilirsin. Tabii Nişancı'nın ve orta koridorunu ilk rotasyonda göstermeyerek farklı bir şey de yapabilirsin, doğru diyorsun. Ve Orianna ilk tercihi. Orianna. Ya bu... Yani bir de test 2'dir. Abi siz oynadınız, güzel oldu. Bir de biz deneyelim diyor ama bu çok doğru bir yöntem mi? Emin değilim. Bu arada direkt takım savaşına gideceklerini gösteriyor ya. Orianna ilk tercihi bu kadar net bir şekilde. Peki nedir takım savaşının kontrası Johnny? Daha iyi takım savaşı yapan kompozisyon veya yan tarafa direkt böyle çekeceksin bir Camille. Camille değil mi? Aynen. Hiç takım savaşıyla uğraşmayıp Ornn mu yanına? Bu arada Jhin ki dünün kahramanıydı Jhin. Ve Rakdos'un en rahat şampiyonu. Evet, bugün hiç görmemiştik. Yani ne yasaklandığını ne seçildiğini ve ilk seçimden aldı bu sefer. Fnatic çok farklı şeyler hazırlamış. Rakdos, senin de söylediğin gibi Yufoni, Rakdos çok da seviyor. Yani menzili çok büyük sorun yaratıyor takımlar karşısında. Ona ulaşmak çok zor ve yanına hani onu devreye sokabilecek bir şeyler ki Ornn. Yani savaşı çok uzaktan başlatıp çok uzaktan bitirebiliyor. Yani daha rakip takım savaşı yapamadan siz takım savaşını başlatmış ve bitirmiş olabiliyorsunuz. Rakibin birisinin ölmesine gerek yok bu arada. Yarım can barları bile yeterli. Bakalım buna nasıl cevap verilecek? Bir benzer şampiyon Ornn'un. Tanksa tank. Aynen ama öyle. Sion seçildi. Ornn çok daha etkili ya. Yani değeri çok fazla. Evet. Altın anlamında. Ama yani Sion'da bir cevap. O da takım savaşını başlatabilen çok uzaklardan o atılmasıyla beraber, ultisiyle beraber içeri girip bayağı tanklayıp sonra bir de üzerine öldükten sonra bir daha hasar vermeyi başarabilen bir şampiyon. Ve Ezreal. Bu kompozisyon güçlenmek isteyen, orta oyundan itibaren bayağı potansiyel olan bir kompozisyondan bahsediyoruz. Bir, iki eşya civarında her zaman savaşabilecek bir kompozisyona doğru gidiyorlar. Fnatic Rakan'ı kilitledi. Yine bir Yuumi artı Bard yasaklaması gelebilir. Alt koridorunu rahatsız etmek için Tess'in. Bakalım Fnatic oraya mı odaklanacak? Hala ormancılarda seçilmedi. Evet. Yuancan'ın şampiyon havuzu... Şimdi yalnız Kindred'i yasaklayabilir tabi eSports. Yalnız orta koridorda sağlam bir büyücüye ihtiyacı var gibi Fnatic tarafının. Ya aklıma gelen şampiyonlardan bir tanesi Azir noktada. Yuumi yasaklandı. Evet, Tess'e orta koridor havuzunu biraz daha... Gerçi Kindred'ı bırakıp şeyi Lee Sin'i alabilirler. Lee Sin'i işletmek zor ama işlediği zaman da gayet sıkıntı yaratan bir şampiyon. Peki Evelynn'e ne diyorsunuz? Orta koridorda ne yetenek gücü olacaksa biraz sıkıntı yaratabilir. Evet, oyunun ilerleyen dakika, oyun açıldıktan sonra iş yapabilir her zaman ama erken aşamalarda ya tek bir ninja tabi bile, ninja tabi diyorum, Merk'in adımları bile çok sıkıntıya sokabiliyor bu ikiliyi. Yuumi Bard, aynı ilk maçın yasaklamaları geldi Fnatic'ten. Kindred yasaklandı, evet. Beklendiği gibi. Zoe görür müyüz acaba? Zoe veya Azir geliyor benim aklıma, hadi bakalım. Zoe aslında o uzaktan savaş, tam savaş başlatma değil mi de dürtmeyle karışık hamleyi de çok iyi destekleyebilecek bir şampiyon. Ornn ultisi, işte Jhin'in tırajı da. Ooo, uzun menzil mi dedik? Peki. Hadi bakalım. Peki. Bu arada Orianna'nın hiç sevmediği türden şampiyonlardan bir tanesi. Yani top, evet, yetişene kadar tak tak tak. Orada hakikaten Orianna'nın canı sıkabilecek bir şampiyon. Ve Kars'a Lee Sin'e yöneldi bu maç.
çok daha hakim olduğu bir seçim. Ve onun Graves çok ama çok iyi bir Graves yasaklı. Graves yasaklı, okey. Graves yasaklı. Lee Sin oyuncusu olduğunu biliyoruz. Kindred yasaklı. Bu Nidalee'ye ne oldu ya? Nidalee patates oldu. Nidalee balon mu çıktı? Aslında hala güçlü de. Oo, bir saldırı gücü ormancıya gideceklerse bu mu olacak? Ben de onu düşündüm. Hangi şampiyona giderler? Hecarim. Neden olmasın? Doğru. Ama Hecarim'in bu noktada yani steroidi az olur. Hadi bakalım. Hecarim olmaz bence zaten. Bunlar da olmaz. Hinca? Yok. Evet. Ve Kha'Zix. Saldırı gücünün ihtiyaçları vardı ormandan. Saldırı gücü şampiyonu. Zaten Lee Sin o yüzden aldı birazcık da. Tess, Kindred ve Graves yasakladıktan sonra en güçlü olabilecek saldırı gücü şampiyonlarından bir tanesi Lee Sin olabilirdi bu kompozisyon için. Olmayınca birazcık sıra dışı ve gücü azaltılmış bir Kha'Zix'ten bahsediyoruz. Çok da be yani çok da iyi bir fikir olduğuna emin değilim. Bakalım nasıl oynayacak Sertmaid. Fakat şöyle ormanda çok bilinenin dışında bir eşleşme aslında. Genelde kağıt üstünde Kha'Zix'in kontrası olarak görünür Lee Sin belki ama ufak bir işi atlattıktan sonra ve tek hedef olarak yakaladıktan sonra Kha'Zix aslında bir Lee Sin kontrası haline dönüşüyor. Eğer çok tabii fazla zırhı yüklemezse işte Lee Sin çok iyi bir farmlayarak seviye farkı oluşturması vesaire. Biraz da herhalde Kha'Zix'i güçlendirecek ve yine ormandan bir taşıyıcı özelliği istiyor belli ki. Ama Kha'Zix taşıyıcı özelliğini ne kadar en iyi tercih değil. Kullanabilir Kha'Zix, o önemli. Kha'Zix 20. dakikadan sonra hiçbir işe yaramıyor. Yani o birazcık daha savaşların kendisi için iyi şekillenmesi gerekiyor. Onlar dediğin gibi çok zorlanır. Ama iyi şekillendirebilecek şampiyonlar da var aslında. Şimdi şöyle bir bakıyorum da. Aynen rakibe eğer ikiye ayırmayı başarırsanız az önce gördük bunu Ornn'la yapabiliyorsunuz. İşte Vel'Koz yine alan kontrolü çok yüksek. Yani rakip takımı eğer ayrı gayrı savaşmayı zorlarsanız Kha'Zix'in değeri çok artar. Ya özellikle taşıyıcılarınızdan bir tanesi takımdan ayrı kalırsa Kha'Zix o zaman devreye giriyor zaten. O yüzden Azir'e karşı, Cassiopeia'ya karşı, belli bir menzilden savaşan şampiyonlara karşı her zaman etkilidir Kha'Zix. Ama onu devreye sokmak lazım. Bakalım şu ana kadar uygulama konusunda çok iyi işler yapmıştı Fnatic. Bu Kha'Zix biraz soru işareti ama bakalım uygulaması nasıl olacak? Ama Avrupa takımları Kha'Zix'i bir şekilde çalıştırmayı başarıyor. Kha'Zix'in metada olmadığı zaman da zaman zaman alındığını görebiliyorduk. Selfmade'in de kimliğine uyan bir şampiyon aslında. Morgana'yı seviyorum. Çünkü en azından içeri girerken bir sigortası oluyor. Üzerinde kara kalkanla girdiği için hani giriş çıkışı daha kolay olabilir ama burada onu o şekilde koruyabilecek bir şey yok. Yani birazcık kendi yeteneklerine bakıyor burada Kha'Zix'i oynayabilmek. Olay Fnatic eğer takım savaşını iyi kontrol ederse, rakibi ayırmayı başarırsa o zaman evet Selfmade'in çok etkili olduğunu görebiliriz. Ama eğer Tess beraber kalabilirse, takım savaşını onlar kontrol edebilirse Kha'Zix sadece uzaktan W rakibi o dikenlerle yavaşlatmaya çalışan bir şampiyon haline dönüşür. Peki kompozisyonları değerlendirelim. Hangi beşliği daha çok beğendiniz? Yani Fnatic'i çok az daha beğendim yani Kha'Zix hariç. Çünkü yani o koridoru çok iyi kontrol edebilen şampiyonlar var. Herhangi bir Kha'Zix'in en büyük avantajı 3 koridorda da gayet iyi durumdalar. Yani Vel'Koz da çok iyi bir koridor kontrolüne sahip. Jhin koridoru iyi temizleyebiliyor. Bu Kha'Zix'e hareket alanı verecektir. Yani Kha'Zix seçimi soru işareti olsa da ben Fnatic'i biraz daha beğendim. Çünkü Top Esports'un özellikle Karsan'ın tabii eşya dizilimine bağlı ama biraz hasar sıkıntısı da olabilir belli bir yerden sonra. İşte oyunun o noktasına getirmeleri lazım Orianna'yı ve Ezreal'ı devreye sokabilmek için. Ama ben şu açıdan beğendim Tess'i. Koridorlarda isterse önceliği alabilir. Özellikle orta koridor, aşağı koridor, hatta yukarı koridor. Yani bunu yapabilirseniz o zaman Kha'Zix'in ormanına gidip Kha'Zix'i darlayabilirsiniz, rahatsız edebilirsiniz. Yani aşağıda karma gibi bir gerçek var. Orta koridorda Orianna'nız var. Evet, Vel'Koz'a karşı bunu yapabilmek çok kolay bir iş değil. Ama yani gerekirse ormancınızı getirip o önceliği almak isteyebilirsiniz. Yukarıda da Sion aslında göründüğünden çok daha böyle minyon dalgalarına etkili işler yapabilen bir şampiyon. O yüzden eğer orta oyuna güçlü girebilirse Tess'in ben gücün oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Şimdi alt koridorda seviye 1 avantajı Jekyll'a ve Yuanja'da. Karma sağ olsun. Her gittiği koridorun canını okuyabiliyor.
Yalnız şunu unutmayalım. Yani Fnatic'in bu maçta çok ciddi bir menzil avantajı var. Yani Ezreal'ın o dürtmesini kenara bırakacak olursak çok çok uzaklardan çok can yakabilirler. O yüzden yani Tess'in savaşlarının öncesinde belli bir aralığı olacak ve o aralığı çok iyi kullanmaları lazım. O aralıkta rakibi darlamayı ve dürtmeyi başarabilirse Fnatic o zaman işleri zorlaşır. Ama direkt savaşı başlatıp içeri girerlerse ve o dürtmeyi, o menzili etkisiz kılarlarsa o zaman işler kendileri lehine gelişebilir. Orada klasik bir başlangıç yaptı. İksir ve koridorunda kazandığı parayı da dövdüğü bir kristal var üzerinde. Evet, gördüğümüz üzere 3 koridorda da şu an Tess önceliği aldı. Orta koridorda da, yukarı koridorda da, aşağı koridorda da süper ittiren koridorlara sahipler. Bakarım şimdi hani Karsa'yı nasıl kullanacaklar? Karsa bu noktada nehre nasıl açılacak, kimi rahatsız edecek onu görmek lazım. Şu an iki ormancı da tamamen nehrin farklı taraflarındalar. Bu da Yamprenge çıktığında karşılaşmayacaklar anlamına geliyor aslında. Evet, orada görüşü olduğunu söylüyor Bilbo. Yukarı taraftaki çalıda ve yani Yamprenge'ye gideceksen buradan dikkatli geç. Gözükmek istemiyorsan. Ama tabii aşağıda Lee Sin'in görüşüne. En azından orada olduğunu bilgisinin farkındalığı var. Şimdi Sahmet kendisi oradan geçecek ve Yampir'e kazası belası bir şekilde gidecek gibi derken acaba... Baskın mı? Öncesinde üst koridor baskını mı? Sıçrasını almak istiyorlar burada. Altlarda. Evet. Daha fazlasını yapmak mümkün değildi zaten. Evet. Yampir gitti ama. Yani bu iyi haber değil tabii. Ya peki şu dakikada Yampir'i yengeç mi, üst koridor sıçrası mı? Hangisi daha değerlisi? Yampir'i. Yüzüğü Yampir'i. İlk Yampir'i özellikle Kha'Zix için çok değerli. Hop. Şimdi Karsa üst koridora gelecek. Ve burada skor çıkabilir. Çıkabilir. Bilbo'nun sıçrasına çok önde. Yetmez. Çok önde Bilbo. Bakalım, o yavaşlattı 360 da. 360'un yavaşlattı. Ses dalgası tutuyor. Bilbo zamanında sıçrayı kullanabilecek mi bakalım. Şimdi sıçrayı kullandı ve orada en uzaklaşıyor. En azından sıçraları eşitlendi. Yampir'i o zaman Lee Sin'e kaldı. Evet. İttiren koridorların avantajı burada bir kez daha görmüş olduk. Belki orada Selfmade önce bir Yampir'e gidip onu garantiye alsaydı. Çünkü Lee Sin daha yakın değildi bile oraya. Ama tabii rakibin ormancısının nerede olduğu bilgisine sahip olmayınca o birazcık daha kumar oynadı orada. Ya bir de Selfmade... Velkoz 3. seviyeden sonra biraz daha rahat ittirmeye başlıyor. Evet. Artık orta koridorda en azından daha rahat edecektir. Fnatic cephesi. Evet, şimdi üstüne döndüğü musibet iksirini de yüklerini de yenileyecek. Alt koridorda bir takas. Yine iyi bir takas Fnatic alt koridorundan. Tabii Selfmade az önce alışılmışın aksine 6 kamp alıp oraya yöneldi Selfmade. Biraz geç aldı tabii. 3.25 civarlarında bitti 6. kampı. Belki de o Yampir'in gittiğini düşündü yani. O yüzden hiç kontrol etmedi orayı. O yüzden tecrübe puanı konusunda 2 Yampir'i kaybetmesine rağmen geride değil. Çünkü 5 kamp Yampir yaptı Karsa. 5 kamp 2 Yampir'i. Diğer tarafta 6 kamp yaptı Selfmade. Şimdi yine bir üste dönmesi gerekecek. Sonra büyük kampları çıktığında o da seviye 6'ya ulaşacak. Orada ilk dönüşünü yaptı. Ve ormancı eşyasının ilk kısmını bitirdi. Ya erken oyunu kayıpsız geçirmesi aslında burada Kha'Zix daha çok işine yarayan bir şey. Tabii. Rektis üzerinde tutuşturu var. Şifası var Rektis'in. Ona karşılıklı Edisenk'te gelme tutuşturu attı. Evet, evet. Agresif bir oyun oynadı çünkü şifa kullanılıp savaşmak isteyecekti Fnatic. Rektis cebindeki tüm iksirleri kullanıyor. 4 iksir çizme başlangıcı yapmıştı o da. İksirleri bitirdi. Çok yapılan bir şey son dönemde. Hele ki jininiz varsa bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorsun. Bir de ayağı çabukları, kibin yetenek atışları. Hele ki Karma artı Ezreal gibi yetenek atışına dayalı bir koridor varsa o tercih çok daha iyi olabiliyor. Böyle aşağıda bir şeyler oluyor. Aşağıda o tekrarı izliyoruz. Okey. Tamam. Tekrar mı o? Tekrar. Şimdi alt koridora bir baskın geliyor gibi. Evet.
Sanatmayı toteme yakalandı. Rektas şifasını kullanmak durumunda kaldı. Aynı şekilde Nemesis de yaklaşmıştı buraya ama buradan bir şey çıkmayacak. Ezio'nun da şifası bekleme süresinde. Yine karşılıklı değişilen yetenekler gördük. Yalnız üst korda orada bir ulti kullanıldı. İlk kan gelecek mi burada? 369 birebir de ilk kan aldı. Yalnız o dünyanın en kısa menzilli Sion ultisi o kadar büyük bir fark yarattı ki. Vivo da çok şaşırdı zannediyorum o kadar kısa menzilli bir ultiye. Ama önemli değil. Menzil kısa olsa da belli bir hasar veriyor ve o hasar yeterli oldu. Çok minyon kaçıracak üst korda orada. Çok minyon kaçıracak. Ekstradan iki barikat kaçıracak. İlk kule ilk kan altınını verdi. Yani Sion resmen bu Mecha Sion tren formuna giriyor. Tren formuna girmeden daha tekerlekler düşmeden ulti bitti. Ama tahmin etmesi lazım büyük evet, onu. Evet. 360 pırıltı almış çünkü. Yani orada skor tehdit olacağını bilmesi lazımdı onun da. Doğru. Ezber bozmuş. O ufak hasar, aslında büyük hasar farkını yaratan da oldu. Bu arada Kars'a biliyor. Selfmade yakalanabilir burada. 3 kişiler. Selfmade. Tekme gelecek direkt. Tekme üzerine hemen Knight'tan ulti. İlk kan Kars'a gidiyor. İkinci kan. İkinci kan. Doğru. Üst taraftaki ilk kan. Yo, üst taraftaki de ikinci kan. Üst tarafta ilk kan işte ya. O birebir de. Çok öne geçtiler ya. Bu şekilde acayip öne geçti. Direkt buzdoğan eldiveni aldı. 369. Ve bir de alamet gelecek Kars'a. Bu arada ya ilk iki maçta da belli bir noktada geri düşmüştü Fnatic ve takım savaşları yaparak çok böyle büyük farkları kapamıştı ama bu maç onu yapmak için kolay bir maç değil. Yani. Ama ormanda böyle üstünlük sağlamamışlardı. Evet. Yani seviye 3-4'e kadar tamam self-made defansif oynadı işte yükleri bıraktı, yampirleri bıraktı vesaire yine yampirleri bıraktı ama. Bu arada self-made boş arazide geziniyor. Alt koridorda da kule altı çok riskli olur. Çok riskli olur ya. Bir ışından şöyle bir bakıyorum. Evet. Nemesi yaklaşıyor buraya. Yalnız kule altını denediler. Lissank çıkabilecek mi? Çıkamadı ki. Lissank düştü oradan birebir bir değişim. Ezio'da gitti bir de skor. Yalnız kule altı. Nemesi gelirse çıkamazlar. Nemesi'nin ultisi yok lazım. Yalnız. Nemesi'nin ultisi yok. Son perde açıldı. Jekilav yavaşlatılıyor orada. Şimdi bir sıçra geldi Jekilav'dan. Dördüncü mermide isabet edecek. Daha fazla hasar vurması için bekledi Reckless. Skor Nemesis'te. Gayet güzel uyguladılar burayı. Gayet güzel uygular ama diğer tarafta neler kaybediyorlar acaba? Orta koridorda Knight orayı ittiriyor tamamen. Ama barikat almadı. Barikat almadı. Minyon daha. Bir minyon dalgası sadece kaybedildi. Acaba... Bu sefer alt koridoru besliyor diyemeyiz. Alt koridora tamamen Fnatic'in kurduğu baskı sayesinde skorlar alındı. Tekrar izleyelim burada. Aslında Hillsing de çıksa tertemiz olacaktı ama o son vuruşu yedi. Bu arada çok güzel Jekyll abla şeyde odaklanmış. Hani burada en azından birebir bir değişim olsun diye bütün hasarı da Hillsang'a odaklamışlar. Kule de tabii yardım edince. En azından 2'ye 1 bir değişim oldu. 4'e 2'lik bir şeyde 2'ye 1 bir değişim. Yani olabilecek en kötü senaryo değil. Ama bu işte önemli. İlk ejderi. Oyunda Top Esports çok daha iyi başlayan taraf olmasına rağmen ilk ejderi kapan taraf Fnatic oldu. Ve ulti bekleme süreleri bence burada çok önemli yine Fnatic için. Yani ultileri çok önemli olan bir takım. Ve bu %10'luk yüzde... Kule altını gelecek. Üst korda orada alameti, devasa bir fark oldu. Devasa fark ve alameti kullanmadan ilk kule altını gelecek. Evet. Hala alamet duruyor dediğin gibi. Şimdi Knight da geliyor buraya. Bir kule altı denemesi görebiliriz. Büyük boya hoşça kalın diyeceğiz galiba. Bana öyle geliyor. Bir sonraki minyon dalgası beklemesi lazım çıktı, ama. Çıktı. İyi bir zamanlama olmadı. Kuleyi bıraktı mecburen ve geriye döndü. O kule gitti zaten diyordur. Şimdi orta koridora baskın gelebilir ama Selfmade de yakında bekliyor. Şu an baskın için harika bir fırsat var Kars'a. Vipo burada minyonları temizledi ultiyle. Knight'ın şok dalgası var. Vipo sıçramak durumunda kalıyor. Ama emote da yaptı ve çok mutlu şu an yine aşağıdaki kamerada. Bence o kadar mutlu olmaması lazım. Ama güzel vakit kazandı. Ne olursa olsun. Yıkım rününün tetiklenmesini engelledi. Yıkım tetiklenseydi alacaklardı çünkü kuleyi. En azından bayağı zaman kaybettirmiş oldu. Ama yine durduramayacak ki düşecek o kule. Durduramayacak ama çok zaman kaybettirdi. Yani o düşecek orası kesin. Ama o yıkım rününün etkisi gittiği için çok daha zor düşecek o kule. Bayağı bir 20 saniye kazandı. Mesela buradaki
dördüncü barikatı alıyor Reckless'la. Hilsen buradaki en az iki barikat o kaybettirdiği zaman sayesinde geldi. Şimdi yaşam formu parçalama şuası geldi orada Yuancan'ın üzerine. E bekliyor Sathmate. Atmadı. Karsa üst koridora geldi. Bakalım Sıçra ile ulti deneyecek mi? Sıçra ulti denedi şimdi. Knight'tan da şok dalgası geliyor. Büyük boyu iki kule arasında alıyorlar. Bu ikinci de orta koridorda da bir savaş skorda var. Burada da Selfmade düştü. Yalnız bu skorları aynı benzerlerini görmemiş miydik daha 3. seviyede, 4. Evet. seviyede? Karsa alameti kullan artık be abi. Bitecek alamet. Nereye kullanacak? Alameti Nexus'a vurdurmayı planlıyor bence. Yok hızlı üstüne döndü şimdi. Bayağı ekmeğini yedi. Üstünü açacak herhalde. Hızlı dönüşüm bayağı ekmeğini yedi. Ve o bu arada hala 12.5 yani bayağı bir vakti var barikatlar için. 3500 altınlık bir fark oluştu. Ooo bir dakika. Işından geliyor bakalım ışından da çıkabilecek mi oradan? Çıkamayacak. Çıktı. Yakalayamayacak bir Vipo. Bir an diğer taraftan dolaştı. Muhtemelen QE deneyecekti orada ama. Ne olmuş burada? E'yi bekliyordu en son öyle demiştik. Ha tek yakaladım zannetmiş. Ama... Karma. Karma Things. Ama abi Kha'Zix. Kha'Zix vurmamış, gıdıklamış benim anladığım kadarıyla. Oh, buradan da bir buradan da bir iki barikat. Biraz da orama barikat, biraz da burama barikat. kaç barikat alındı toplamda? Alt koridordan 2 9 barikat alındı. Orta koridordan 10'uncusu da alınmak üzere. Yani Ancient'in ultisini attı orada. 369 orada sersemletti. 369 uzun ultileri sevmiyor abi. Daha evet. daha minimalist takılıyor ulti konusunda. Orada alt koridora geldi Nemesis. Burada sıçrası var. Direkt olarak tekme kullanılıyor. Nemesis orada sıçradı ama ses dalgası tutmuştu. Kaçamayacak buradan. Karsa da ikinci skorunu aldı. Karsa yalnız Lee Sin'le ilk iki maç sonunda Johnny şey demişti. Ormandan bir şey alamıyorlar. Lee Sin'le bayağı bir şeyler veriyor şu anda. Ama yani çok belliydi. Erken aşamada ittiren koridorlar. Yani Lee Sin'in tam isteyeceği şey. Orta koridorun bu kadar ittirmesi şey oldu. O Knight'ın biraz da ekstra başarısı. Evet, aynen. Yani Vel'Koz'a ittirilmeden, daha doğrusu dürtülmeden ittirmek başarıdır. Doğru diyorsun. Ama günün sonunda iki Yampiri'yi alıp çok öne geçti. Ve çok bütün önemli. Haritaya hükmetti o dakikadan sonra. Bu arada 9 barikat düşmüş ama 7'sinin altını alabilmiş. Top. Bir yerlerden kaçmış. Evet. Ya Fnatic'in artık tek bir umudu şu ejder bölgesinde bir şeyler yapabilmek ama o savaşı yapabilecek güce sahipler mi? O da büyük soru işareti. Minyon farkları orta koridorda, yukarı koridorda. Ormandaki ekstra skordan, kamplardan gelen para. Fnatic bu ejderden bir şey çıkarmayı başarabilirse oyuna geri dönme ihtimali var. Ama çok zor bunu yapabilmesi, kolay değil. Sion ışından bekliyorum bakalım. Burada bir şeyler olacak yani. Vipo da iyi bir yerde. Ejderi bitirmek üzere biraz geç mi ışından geldi bakalım bitirmeyi tercih edecekler mi? Ejder bitti burada. Işından kullanıldı. Onun ultisi iki kişi havaya savurdu yalnız. Sion geldi buraya. Sion ultisini orada göğüsüyor Lee Sin ama Lee Sin buradan çıkabilecek mi? Çok az bir canavar. 369 aldı o skoru. Belki ve orada Nemesis de yakalandı. İkinci skoru da verecek Fnatic. Nemesis düşmeden önce hasarını bıraktı ama yeterli olmuyor tabii. Reklistan güzel bir yan adım. Ama ejder en önemli kazanma koşuluydu belki Fnatic'in ama burada çok şey kaybedebilirler. Çok. Bu kule de düşecek çünkü. Çok şey kaybettiler hatta. Evet bu kule de düştü. Hatırlatalım üst koridorda ikinci kuleyi de almıştı Top Esports. Çok güzel bir açıya attı orada ışınlanı. Ve Karsan'da çok iyi bir tekme. İşte Fnatic'in aslında bunu yapması lazım. Rakibi ikiye bölmesi lazım ama burada rakibin düzeni tamamen bozan Top Esports oldu ve ya şimdi ejder de alev olarak yani alev ruhu olacak ve bu alev ruhu için o kadar geri düştü ki savaşamayacak durumda bile olabilir Fnatic. 6.300 altın fark var abi nereye savaşıyorsun? İşte
rakibin böylelikle ekmeğine yağ sürüyorlar. Çünkü bir de Alev Ejderi 4 yüklü olabilir oyun ilerlerse. Şu anda altın farklarına bakıyoruz. Knight'la Nemesis arasında 2000 altın fark var. 169 ile Bibipo arasında da 2500 altın fark var. Daha ne olsun? Ya birer eşya üst ve orta koridorda birer eşya demek o. Ya Bibipo o kadar geride ki hani üst koridorda Bibipo'ya gitse, diğer tarafta kötü gitse işler hani işte eşya güçlendirmesiyle vesaire biraz daha Fnatic oyunu tutunabilir ama çok geride Bibipo şimdi. Selma Jekyllov'un üzerine gitmiş orada. Jekyllov'a hemen bir kalkan geldi Yuanca'dan. Ve Tess ikinci alameti dalıyor. Bunu da orta koridorda bir sonraki ejder için belki düşünebilir. Ya da hızlıca belki bunu yapmak isteyebilirler. Bu arada Kars'a da daha hasar odaklı gidiyor. Dün bayağı taşıyıcı ya. Baya dövmeye geliyorlar ya. Aynen. Ya bir de şimdi Alev Ejderi'yle onların değeri daha da artacak. Sevgili Sıkıntı Pest. Önce Alev Ejderi'ni alsınlar da. Doğrudur. Ama almamaları için şu an bir sebep yok, yok ya. Yok, hiçbir sebep yok. Gerçi 2-3 dakika bakalım oraya kadar ne yapacaklar. Bir kule daha geldi. Altın parka 6300. Lissank şu anda kötü bir pozisyonda. Bakalım çıkabilecek mi oradan? Evet, kötü pozisyondan uzaklaştı ama. Kulede gidiyor. Alamet orta koridordan ikinci kulenin de alınmasına çok yardımcı oldu. Of. Dakika 18, 5 kule aldı Tess. 5 kule aldı ve rakip ormanda fink atıyorlar adeta. Kendi mavisini çaldı sahneyi. O noktadayız şu an ama. Ama bu o kadar kötü bir şey ki. Orta koridor kulesini erkenden verdiniz. Rakip baskıyı aldı Kha'Zix. Kaynak bulmakta çok zorlanacak. Abi sen orta koridor kulesini erkenden verdiniz diyorsun. Bir tane dış kule kaldı. İç kule kalmadı ki yani orta koridor kulesi olsun. Bir tek işte alt koridorda şu anda gittikleri bu kule kaldı. Onun da canı ne kadar görüyorsun. Onu da aldılar. Tüm dış ve iç kuleleri kaybetti dakika 19'a girmeden Fnatic. Yo, teslimlenmiş ya. O kadar da değil diyorlar yani şu an. Ve Fnatic ilk kulesini almak için bir şeyler deniyor ama Bibipo bir minyon dalgası da lazım. Bir de ışından geldi. Bu kuleyi de vermeyecekler. Size yağmurlu günde su yok diyorlar ya resmen. Sıfır kule. Bu arada altın farkı grafiği de hayır can sıkıcı. Bir örneklendirme gelecekti herhalde orada ama. Neyse vermeyelim. Genelde tatsız oluyor bu tip örnekler çünkü. Eşyalara bakıyorum. Rectus erken bir son fısıltı almış. Tabii onun önünde Sion olacak. Ne diyelim? Oyun konsollarının yıllar içindeki fiyatlama grafiğine benziyor diyelim. Böylelikle güncel bir konuya da değindik. Güncel bir konuya da değindik. İçimizi, yani eminim seyircilerimizin pek çoğunda içini dağlayan yeni konsol fiyatlarını duydukları zaman oluşan etkiyi grafikte gördük. Bu arada Selfmade görünmez. Selfmade Yuancan'ın üzerine gitti. Neredeyse alıyordu ama kendini düşecek burada. Nemesis de çok ciddi hasar aldı Ezreal ultisinden. Şimdi 369 Reckless'ın üzerine gidiyordu, onu korudu. Orada Hillsank. Yalnız 20 saniye sonraki ejderha hazır olması lazım. Top Esports'un burada savaşma gazına gelmemeleri gerekiyor. Yani Yuancan neden öyle bir şey Selfmade neden öyle bir şey denedi bir de? Ya Kha'Zix'le artık bu saatten sonra yapabileceği hiçbir şey yok. Bu saatten sonra zaten hiçbir işe yaramayacaktı. Bari son bir ani hasarı varken birini düşürebilir miyim dedi ama. Ya abi Baron var, Ejder var. Ya onlar yok aslında, sana öyle geliyor. Bu arada bu Baron'un savunması çok zor Fnatic'in ama gidip Alev'i alabilirler. Diyeceğim anda Alev'i aldılar. Bu bence şey açısından büyük hata. Bence Alev'i almadılar da. Knight gidiyor ya. O kazanma koşulu olmasını istemiyor Fnatic'in. Ben zaten Tess'in bence önce oraya yönelmesi gerekiyordu. Bakalım orada durumlar ne? Aldırmayacaklar herhalde bunu. Kha'Zix daha yeni geliyor. Peki savaş istemiyor mu burada Fnatic? 4'e 2. Fnatic'in orada savaşması lazım. Selfmade de geldi. Şundan geldi. Bu ejderi istiyorlar. Ejderi bitirdiler burada. Yalnız şimdi çıkmak istiyorlar. Zamanı. Hayır, tekrardan savaşa döndüler. Yalnız çok fazla hasar geliyor Velkoz'dan. Buraya kadar altını aldı Selfmade. Mermiler tek tek geldi. Bir buraya kadar altını Reckless'ta. Yalnız Top Esports. Savaş Magnus devam ediyor. Savaş devam ediyor. Bipo ön tarafta tanklamaya devam ediyor. Bipo iki kişi havaya savurdu. Yuancan'ın canı çok az. Jekyllov sıçramak durumunda kaldı. Şimdi bir ses dalgası tuttu fakat Kars'a en azından Selma'yı skorunu aldı. Çok az canla kaçıyor o da. Jekyllov'un üzerine bir sıçradı Reckless'tan. Dördüncü
Dördüncü mermi yeterli değil. Dördüncü mermi yeterli değil ama Kars'a düştü. Arada eridi Kars'a. Yalnız... Bir dakika geliyor. İsabet dalgası. Yetmedi o da. Nemesiz. Yalnız Tapi Esports inanılmaz altında önde olduğu için sadece bu savaşta kafa kafaya gidebildi. Stratejik olarak inanılmaz ilginç hatalar yapıyorlar. Yani bu yani Baron her zaman değerli ama bu Alev Ejderi çok daha önemliydi onlar için. Ya, yapacaksanız ikiye bölünmemeniz de gerekiyor. Çok ilginç. Savaşı görüyoruz. 4'e 3, 5'e 2 şu anda savaş. Her şeyi istemeyeceksin bazen ya. Abi önce Alev Ejderi'ni alacaksın. Evet, önce evet. Alev Ejderi'ni alacaksın. Ejderi al, kafan rahatlasın. Tabii. Oyun zaten sende. Şu aynen an Fırat'ın bir umudu oldu. Ya da burada gördün 5'e 2 oldu. Savaşma. Takım arkadaş kaçış yollarını kapat. Takım arkadaşlarını bekle. 5'e 5'ken savaş. Böyle bölük buçuk savaşma. Arada 7500 altın fark olmasaydı bu savaşta Fnatic katliam alırdı. Yani o kadar yanlış bir karar ki testten. Kesinlikle. Hem 3. ejderi kaptırdılar hem 2 tane buraya kadar altını verdiler. Kesin yani korkunç bir karar bu ya, korkunç. Altında çok önde olduğu için de. Altında çok önde oldukları için şu anda oyunu kazanabilirlerse kazanacaklar. Bakalım bu Baron Reckless'ta kaldı. Pardon özür dilerim, ne Reckless'i? Bir tek şeyde kaldı galiba, Çekilav'da. Yan koridorda veremiyorlar aynen. Ya tabii hala çok önde. Ya korkunç öndeler canım, korkunç öndeler. Ama kazanırlarsa sadece bu altın farkı yüzünden kazanacaklar. Stratejik olarak çok ilginç bir karar. Tekrarını izleyelim. Bu arada Karma'nın nasıl öldüğünü altta görüyoruz. Ha, Kha'Zix'in işe yaradı. Niye orada Yuanzha? Bu seride Yuanzha'yı sorgulamak artık bence çok akıl kârı değil ya. Hem de Baron güçlendirmesini kuşatma yaparken tek başına oraya girmesi... Ki onda ilginç. Baron da vardı. Az önce ölmeyen iki şampiyonlardan bir tanesiydi. Ben sadece Jekyll'a bırakayım Baron dedi galiba. Ya tabii iç ve dış kuleler çok erken alındığı için Baron güçlendirmesinde bir kulede kuşatamadı Tez. Belki Yuanzha ölmese denerlerdi ama... Ya, Fnatic yalnız ışığı gördü şu an. Yani çok çok umutsuz bir oyundan bir oyuna doğru gidiyor. Evet yine ya, hala. Yalnız şöyle bir şey var. Fnatic'in hata payı sıfır. Tek evet. Hata da oyun biter. Biter. Orası öyle. Hatta şey orta çaplı bayağı küçük bir hatada bile biter oyun. Peki 2 dakika sonra Ejder. Ya o orada yani Tapi Esports saçmalamazsa çok rahat alır onu. Yani savaşacak durumu yok şu anda Fnatic'in bu kadar altın farkıyla. Bu arada şaka mı? Reckless 2-0-4. Eriyik kılıcı var. Yani Dominik var üzerinde. Ve şimdi bir tane coşku geldi. O coşkuyu bitirmeyi başarırsa o Ejder'e kadar 1 dakika 40 saniye. Bütün her şeyi salın şu an Reckless'a. Bitirsin, o bir tek o taşıyacak. Şu an 1300 altın falan lazım. 1,5 dakikada o altını kazanmak skorusu çok zor. $3 milyon dalgası temizleyebilir en fazla. Oradan 600 civarında alır. 600-700. Buralar eskiden hep test toprağıydı. Şimdi Fnatic en azından açılabiliyor. Bakabiliyor, görüş alabiliyor. 369 kolay kolay ölmez ama. Çok fazla. Direnci var. Abi testi 369'u yakaladılar. Biraz 1-2 vurduktan sonra yok aga boş ver deyip. Yok bu ölmeyecek galiba. Ya baltayı taşa vurmak dediğimiz tam olarak budur arkadaşlar. Baltacı olan da Sion'dur normalde ama. Oduncu kostümü vardı değil mi Sion? Evet çok güzel kostüm oldu, ben çok seviyorum. Eski hani ben daha çok seviyordum ya, o güncel görsellemeyle falan. Yalnız Tapi Esports bu kadar öndeyken çok az şey yapıyor. Bu onlar için gerçekten büyük risk. Reckless'ın çok önde olduğunu söyledik ama şöyle bir şey var. Jhin oynadığı için Jhin'in hasarda devamlılık eksikliği bir problem yaratabilir. Onu söylemek lazım. İşte birisini aradan çıkarman lazım. Vel'Koz artı Jhin'le beraber. Dördüncü evet. Atış. İşte 5 saniye kaldı. Bu Alev Ejderi bu arada Fnatic'in kaptırmasının hiçbir şeyi yok, problemi yok. Saatmeye çalarsa olay olur yalnız. Hayır, olay olur. Orası kesin. Gidiyor şu an. Oradan bir yılan. Yılan. Lee'sin ultisi var, ultiyle atabilir onu dışarı. Yılan geliyor. Hazır mısınız? Çaldı herhalde ya. Geliyor yılan. Görüşü yok yalnız içeride. Tahmin ettiler. O yandı chat dedi. O diğer tarafta Hilisen. Sıçradı. Hilisenk çalmaya çalıştı. Selmate'e düşüyor. 2 skor verdi bir anda Fnatic. Hilisenk ilk önce oradaki tohuma bastı. Yalnız oyun biter. Reckless sıçrası var. Yavaşlatırsa ölür Reckless.
Rekta sıçramak durumunda. İsabet algısından da çok fazla hasar aldı. Ya dümdüz gidip 369... Hani 25 saniye varken en az bir inhibitor rahatlıkla alabilirler. Sabit'in ne yaptığını gördünüz mü bu arada? Tohuma bastı. Duvarın arkasına gitti. Duvarın arkasından sıçrayarak geldi. İçeri eğili sıçradı ama çalamadı. Yani neredeyse 1000 IQ olacakken... Tapi Sports ne yapacak diyordum? Baron'u bekliyorlar. Yani. Ama Sabit canlandı. Çok çok hızlı almadı lazım. Gerçi çok çok hızlı bir kompozisyon değil ama yavaş da sayılmaz. Baron gitti. Baron gitti de... Yapacak bir şey yok. Ya zaten aradaki altın farkı Baron'la birlikte şimdi 10.000 zaten 8.000'di. 10.000'i buldu. Bitirmeye geliyor Tapi Esports oyunu. Ya bunu denemeye gerek var mıydı o ejderde? Ya da sadece Selfmade denese? Sadece Selfmade denemeliydi. O dikkat dağıtmak için geldi bu arada. Selfmade'i arkadan böyle içeri sokmak için gizlice. Dikkat dağıtıcı. Totem geldikten sonra artık dikkat dağıtmasının yanında iki, yok. İki ormancı arasında bu sefer yine 3 seviye fark var ama bu sefer Tapi Esports lehine. Selfmade çok uzun zamandır seviye 12 ya. Bayağı da kaynak alamıyor. Ve... Kule haberi. Şu ana kadar alınan kuleler 6'ya 2. Yaz fanatik kuşatmaya karşı hiç fena bir kompozisyon yok. Çok minyon dalgası temizleme konusunda hiç fena değiller. Orianna tek. Orada bir savaş istiyorlar. Knight sıçrayı kullandı, oradan uzaklaşacak. Hilisenk. Işından geldi hemen. Hilisenk, Selfmade hiçbir işe yaramadı. 169 geldi buraya. Selfmade oradan uzaklaşıyor. Hilisenk de aynı şekilde kaçmaya çalışıyor. Rektis'in sıçrası yok. Dikkat etmesi lazım. Son anda bir trajedi. Bu arada büyük poda sıçrayı kullanmak zorunda kaldı. Şimdi Nemesis'e dönüyor. Bu minyonları temizleyecek yegane isim Nemesis ama artık çok zor burayı tutmak. Orta koridorda inhibitörü kaybedecek Fnatic. Hemen ardından alt koridordan gelen büyük bir minyon dalgası var. Onu da getirecekler. İki inhibitör şimdiden gitti diyebiliriz. Ya zaten yani Fnatic'in şu anda savaşması o kadar zor ki. Ya o yüzden gerilla taktikleri yapıyorlar. Ama Tapi Esports'ta hiç gereksiz risk almıyor. İkinci inhibitörü de açalım. Ne gerek var diyorlar haklı olarak. Bitirmek isteyecekler. Devam ediyorlar bakalım. Çok da ekstra paraları var aslında. Savunabilecek mi Fnatic? Büyük orada geri çıkmak durumunda kalacak. Hilal'dan agresif bir oyun. İlk Nexus Kulesi düşmek üzere. Selfmade görünmez bir şekilde rakibin üzerine gitti. Knight'a gitti Selfmade ama yok oldu arada. Şimdi son perde açılıyor. Knight'ın canı çok o zaman. İnanılmaz bir kalkan geldi Knight'a. Ön tarafta büyük potu düştü. İki skor birden Jack Hilal'da. Ve Tez Fnatic'in bu gidişine bir dur diyor. Seride durumu 2-1'e getiriyor. Ve çok etkileyici bir 2-1. Oyunu tamamen domine ettiği Tapi Esports'un bir 2-1.